Şu anda dişlimizin burası hangi mevki? Kocayar mı? Burası Deve Yolu. Deve Yolu. Kocayar mevkiindeyiz. Gördüğünüz gibi dişlili üreticiler bu yıl oldukça çok miktarda patates ekimi yaptılar. Evet, yeni bir girişimcilik. Evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Önce bir sizi tanıyalım. Ben Fatih Solmaz. Fatih Solmaz. Yiriklerden değil mi? Evet, Yiriklerin Emir'in oğlu. Emir'in oğlu. Maşallah Fatih'cim ya. Şimdi burası kaç dekar? 15 dekar. Hocam burası 15 dekar. Hı-hı. Bu yıl patates çektik buraya. Ne marka patates? Agria. Agria marka. Agria birinci sınıf. Evet. Bu şuralarda gördük sanki bunlar açık gibi, bunlar seyrek gibi. Hocam onlar ikinci numara. Bunlar birinci numara. Evet. Yaklaşık 1200 çuval bir numara çıktı. Bir numara, 1200 çuval. Evet, 1200 çuval kadar da iki numara çıktı. 15 dekardan. Evet. Yaklaşık 60 ton kadar yapıyor. Ya buranın sulamasını nasıl yapıyorsunuz? Yağmurlama sistemiyle. Yeni yapılan yağmurlama sistemi. DSE'mizin dişimize kazandırdığı bu sistem bayağı faydalı değil mi? Tabii tabii. Yaklaşık 120 tane fıskiye vardı burada. 120 tane fıskiye vardı. Hiç teklemeden çiftte suladık. 60-60. 60-60 da suladınız. Evet. Çok güzel. Yani bu gerçekten Devlet Su İşleri'nin de yaptığı bu hizmet çiftçimize tabii tabii kesinlikle çok faydası var. Faydası var. Gelirde de etki var. Yani üretimde de etki var. Normalde zaten salma suyla yapılmıyor. Yağmurlama evet. Olması gerekiyor. Evet. Şimdi bunları depoya götürüyoruz. Evet. Şimdi bunlar depoya gidiyor öyle mi? Evet. Ahmet. Postacı kadının Ahmet abi. Evet. Ahmet kardeş benim arkadaşım. Şu anda gençlerle beraber yüklemişler. Gidiyorlar. Evet. Yani şu anda bunları ne yapacaksınız? Şu anda bunun değeri 650-700 civarında. Evet. Biz vermeyi düşünmüyoruz. Biraz depoda tutup kışa doğru. Geçen yıl ben 1-200'e vermiştim kilosunu. Evet. Kilosunu 1-200'e vermiştiniz. Evet. Kışa doğru satmayı düşünüyoruz. Depoyu nereye koyacaksınız? Burada mı depo? Evet, yerimiz var. Evet, şu anda sizden patates ihtiyacı olan Agira da güzel marka. Evet, çok güzel. Herhalde size başvurabilirler yani. Almak isteyenler yerimiz mevcut. Mevcut. Fatih Solmaz'a müracaat edebilirler. Gerçekten gurur verici bir olay ya. Hocam şunlara şimdi bakıyoruz. Bizim bu patates ekmekteki gayemiz esasında bizim iyi bir para alışverişi. Köyümüzün kadınları çalışıyor. Değil mi? Çiftçileri çalışıyor. İyi oluyor, hareket bunu oluyor. Bunu eken de kazanıyor. Söken de kazanıyor, toplayan da kazanıyor. Kaç işçi çalıştı burada? Burada 25'erden 3 gün geldiler. 75 tane kadın çalıştı. Kaç para günlük? 40 lira. 40 lira. Sadece kadına verdiğimiz 2 milyar 600 kadına verdim ben. Evet. Artı 1,5 milyona yakın işçiye veriyoruz. Taşıyıcılara. Evet. Evet. Çiftçisidir, traktörcüsüdür. Hemen hemen herkes kazanıyor. 1500 lira falan da işçilere veriyorsunuz. Evet, evet. Toplamda ne ediyor bu? 2,5 milyar, 4 milyar mı diyor? 4 milyar sırf hasat zamanı. Sadece gidiyor. İşçiye. Evet. İşçiye veriyorsunuz. Evet. Onlar kazanıyor. Çok güzel, çok güzel. Zarar eden yok, hep kazanan var hocam, öyle diyeyim. Çok güzel, çok güzel. Yeni bir iş. Aslında bizim tabii işçiler çapayı bitirdikten sonra pek işe gitmiyorlardı. Tam bir de boş zamana denk geliyor. Hı-hı. Geçen yıl dektim ben. İşte bu sene Allah izin verdi ikinci senemi. Seneye dekiyorum. Evet. Seneye de ekeceksiniz. Evet. Aynı yerde mi ekeceğiz? Hayır, şeyde zincirli de ekiyorum. Farklı farklı. Dinlendiriyor farklı musunuz? Aynı yerde ekim oluyor ama verim düşüyor. Değiştirmekte fayda oluyor. Fayda var, fayda var. Gerçekten de çok güzel ya. Şöyle bir yaklaşalım bakalım şöyle ya. Şöyle iri bir şöyle bak, hep iri bunlar bir gördüğüm evet kadarıyla. Hep şöyle irileri. Bunlar hep birinci kalite. Birinci kalite. Şöyle bakın. Gerçekten güzel. Bunlar buraya bir herhangi bir gübre attınız mı? Fenli değil de şey gübresi. Hocam toprak doğal gübre. Toprak analizi yaptırdık. Toprak analizinden ne çıktıysa onu verdik biz. Onu analize verdim göre yani. Analize göre. Evet. Gerekli mineral desteğini sağladınız. Tabii tabii. Evet, çok güzel ya. Bir de bu patates yaklaşık geçen sene ektim ben. Temmuz ayına kadar bozulmadı. Bozulmadı. Evet, Temmuz ayına kadar bozulmadı. Evet. Bazılarında fitirik görüyoruz. Onlar neden acaba? O fitirme çok sıcak olduğundan oluyor.
Isınmadan olay. Isınmadan oluyor. Vatandaş bir de depoya koyamıyor. Sıcak yerlere koyuyor. Çabuk bozuluyor. Evet. Ne kadar büyük. Tarla da çok büyük. Evet. 15 dekar. 15 dekar. 250 metre uzunluğunda. 250 metre uzunluğunda. Evet. 60 metrede. 60 metrede genişliğinde ne kadar güzel. Çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Güzel olmuş. Sağ ol hocam. Allah bereketli etsin diyoruz. Evet. Kırık Binare'ye de yakın burası. Evet, hem Kırık Binare'de geçiyor. Doğru. 500 metre. Evet, evet, evet. Kırık Binare mevki görüyorsunuz. Tarihi yerlerimizde. Evet, evet. Burası genelde Mertlerin tarlası. Evet. Güzel. Allah bereketli etsin. Kazancınızı bol etsin. Sağ ol hocam. Sebeplenenleri bol etsin diyoruz. İnşallah hocam, inşallah. Vatanımıza, milletimize, ailemize, geleceğimize hayırlı olsun diyoruz. Bu güzel hizmeti kazandıran, başta Devlet Su İşleri, Akif Özkaldı, Veysel Eroğlu Bey bu iş projelerin başında. Evet, evet hocam. Onlara da teşekkür ediyoruz. Hepsine de teşekkür ediyoruz. Bu güzellikleri memleketimize sağladıkları için diyoruz. Var mı söyleyeceğiniz son söz? Köyümüz kazansın diyorum hocam. Milletimiz kazansın, evet. Köyümüz kazansın, evet. Diyoruz. Güzel dişlimizin Kırık Binare, Kocayar, Deveyolu mevkiinden Allah'a ısmarladık diyoruz. Fatih Solmaz kardeşimizin bahçesinden. Sağ olun.